Herkese merhaba. Geçenki dersimizde ses olaylarını işlemiştik. Bu dersimizde de ses olaylarıyla ilgili birkaç soru çözümü yapacağız. Buyurun sorulara bakalım. Birinci soru. Numaralanmış yerlerin hangisinde ulama yapılır? Ulama, ünsüze biten bir sözcükten sonra ünüyle başlayan bir sözcük geldiğinde ünsüz ünlüye bağlanarak okunur demiştik. 1. Oltalarda mercan, ünlü ünsüz, ulama yok. Yalnızlık denizleri ünsüzle bitmiş, ünsüzle başlamış, ulama yok. Kuytu odalarda ünlüyle bitmiş, ünlüyle başlamış, ulama yok. Bir güle ünsüzle bitmiş, ünsüzle başlamış, ulamamız yok. Uzanıyor ellerin ünsüz ünlüye bağlanarak okunuyor. Cevabımız E. 5. 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükte bir ses olayı yoktur? Hukukçular, sert bir sözcükten sonra sertleşmiş ekim, ünsüz sertleşmesi, benzeşmesi meydana gelmiş. Açığa, açık açığa, K yumuşak G'ye dönüşmüş, yumuşama olmuş. C tanımlama, herhangi bir ses olayı yok. D küçülen, küçük kelimesinden sonra, K ünsüzünden sonra L isimden fiil yapan ek gelmiş. Dolayısıyla küçülen olmuş. K ünsüzü düştüğü için ünsüz düşmesi vardır. E alkışlıyor. Alkışlamak. A, E ile biten bir fiilime yor şimdiki zaman eki geldiğinde daralma olur. I, I, U, Ü'ye dönüşür demiştik. Burada da daralma var. Cevabımız C. Herhangi bir ses olayı yoktur. Evet, 6. soruya bakıyoruz. Yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangilerinde ulama yapılmaz? Ne dedik? Ünsüzle bitecek, ünlüyle başlayacak. Bulutların içinde ulama söz konusu. Yanlış odalara ulamamız var. Artık atı ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış. Evet, ulama var ama virgül konulmuş. Ulama özellikleri gösteren iki sözcüğün arasına herhangi bir noktalama işareti girmez. Dolayısıyla bunu ulama olarak kabul etmiyorum. Ovalara sür, ünlüyle bitmiş, ünsüzle başlamış, yine ulamam yok. Yalnızlık olduğum, ünsüzle bitmiş, ünlüyle başlamış, ulamamız var. Bana ulama yapılmayanları soruyor. Cevabımız 3 ve 4, D şıkkı. 8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu kurala örnek olamaz? İki heceli bir sözcük ünlüyle başlayan bir ek aldığında veya bir sözcükle birleştiğinde ikinci hecesindeki ünlü düşer. Resmin, resim. İki heceli bir sözcük değil mi? Ünüyle başlayan bir ek getirdim. Resmi oldu. Ünü düşmesi var. B. Asrın, asır. İki heceli ünüyle başlayan bir ek aldı. Aradaki dar ünlüm, ikinci hecedeki ünlüm düştü. Ünü düşmesine yol açtı. Beynimize, beyin, beyni. Ünü düşmesi. Tavrınız, tavır, tavrı. Burada ünü düşmesi söz konusu. İlerlemesi. Burada bu kurala örnek oluşturmuyor arkadaşlar. İleri, üç heceli bir sözcük veya bileşik sözcük değil. Farkındaysanız kurala uygun değildir. Cevabım E. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ses olayı yoktur? Kitabıma gösterilen ilgi beni sevindirdi. Kitap, kitabı. PB'ye dönüşmüş, ünsüz, yumuşamış. Çağımızda hiçbir şey birbirinden bağımsız ilerlemiyor. İleri ilerlemiyor. Burada da ünlümüz düşmüş. C. Bu konuda bir süre daha etkinliğimi sürdüreceğim. Etkinliği. K. Yumuşak G'ye dönüşmüş, yumuşama var. D. Roman yazarları genç kalemlere moral verdi. Burada herhangi bir ses olayı yok. E'ye bakalım. İsteklerinin reddi. Red. Türkçe'de tek ünsüze kullanılmış, ünüyle başlayan ek aldığında bu tek ünsüz ikizleşir, ünsüz türemesi olur diyoruz. Cevabımız D, bir ses olayı yok. Evet, 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek vardır? P, Ç, T, K sesleriyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan ek geldiğinde P, Ç, T, K, B, C, D, G'ye dönüşür, yumuşama olur demiştik. A. Herhangi bir noktalama işareti, affedersiniz, ünsüz yumuşamamız yok. B. Herkes doğa konusunda duyarlı olmak zorundadır. Burada da yok. Doğa iyi korunsaydı böyle harap mı olurdu? Burada da ünsüz yumuşamasına örnek yoktur. D. Hiç kimse doğadan dilediği gibi yararlanamaz. Dilediği, diledik. K. Yumuşak G'ye dönüşmüş, yumuşamış. Cevabımız
D. 11. Aşağıdaki dizilerin hangisinde ünsüz benzeşmesi ya veya ünsüz yumuşamasına örnek yoktur? Şimdi yumuşamadan bahsettik fakat sertleşme neydi? F, S, T, K, Ç, Ş, H ve P seslerinden sonra gelen ekler sertleşir demiştik. Çocukluk çocukluğu. K yumuşak G'ye dönüşmüş yumuşama var. B yalnızlıktır. K'den sonra T gelmiş sertleşme var. Aynı zamanda burada yalnız kelimesine de değinelim. Yazımına dikkat ediyoruz. L ile arkadaşlar yalnız yalından türemiştir. Yalından yalınız olmuştur. Burada ünlü düşmesi de söz konusudur. Fakat şurada K'den sonra T geldiği için sertleşme de var diyoruz. D. Sonsuz güzel bir baharda yaşayan bir haykırıştır. Ş'den sonra da T geldi sertleşti. E. Eriklerin çiçek açtığı zamanda açtığı yumuşama var. C. Kızgın kumsalda solurken gün bir yaz daha biter kartalda. Ne ünsüz benzeşmem ne de yumuşamam var. Cevabım C. Evet. 15'e bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Anne diyor yıldız. Demek fiiline, AE ile biten bir fiile. Yor şimdiki zaman geldiğinde AE daralır, I, I, U, Ü'ye dönüşür ve ünlü daralması yapar. B var. Hatırlamak yine aynı şekilde ünlü daralmasına yol açmış. Annesi Y, S, Y, Ş, S, N seslerinin yardımcı ses olduğunu, kaynaştırma olduğunu söylemiştik. Anne ünüyle bitmiş, ünüyle başlayan bir ek gelecek. Arada S. Yardımcı sesimiz gelmiş. Kaynaştırma ünsüzüm de var. Evet. Ünlü düşmesine bakalım var mı? Ayrılmak. Ayırmaktan ayrılmak. Dolayısıyla burada da düşme söz konusu. Yumuşama renk rengi KG'ye dönüşmüş yumuşama yapmış. Fakat sertleşme yani benzeşme yok. 16. Bu sorumuza da bakıp bitirelim. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesine örnek yoktur? Ünsüz düşmesi K ünsüzüyle biten bir sözcüğe cık cık küçültme eki geldiğinde ya da L isimden fiil yapan ek geldiğinde K ünsüzü düşer demiştik. Bakalım burada hangisinde ünsüz düşmesi var? 1. Küçük. Küçücük değil mi? Burada K ünsüzüm düşmüş. Alçak. Alçacık, K ünsüzüm düşmüş. Ama sıcacık bir yuva, sıcak, sıcacık, K ünsüzüm düşmüş diyoruz. Yükseliyor, yüksek. Bakın, L isimden fiil yapan ek gelmiş, ünsüz düşmesi söz konusu. Fakat 4'te ünsüz düşmesi yoktur. Arkadaşlar, ses olayları ile ilgili birkaç soru çözdük. Umarım verimli olmuştur. Lütfen kaynak kitaplarınızdan sizler de bu konuyla alakalı testlerinizi çözünüz. Hoşça kalın.